Sevgili Altın Rehber izleyicilerimiz, programımız İzmir'de tüm hızıyla devam ediyor. Kemalpaşa Küçük Balık Anaokulu'ndayız. Yanımda kurucu müdür Nazlı Mine Köse var. Veliler neden sizi tercih etmeli? Çocuklar sabah kalkıp okula geldiğinde günleri nasıl geçiyor burada, neler yapıyorlar? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Veli beni neden tercih etmeli? Bir kere benim gerçekten ben kendimi biraz met etmek istemiyorum. Hiçbir zaman yapmak istemediğim şeydir ama bir kere kapıdan girişte okulumda bir enerji olduğuna inanıyorum. Bir olumlu enerji olduğuna inanıyorum. Ve ben bir anneanne yaşındayım. Anneannelere daha çok güvenir insanlar. Ve anneanne gibi geliyor benim çocuklarım. Bana sabahları sarılıyorlar. Veli de geliyor. Ben de aynı zamanda Kemalpaşa'nın yerlisi olmamdan dolayı da biraz güven var. İnsanlar burada yerli insanı bulmak çok zor. Eğitimcinin yaptığı iş değil bu. Çoğunlukla ticaret düşünülerek yapılan bir yer. Ben tamamen eğitim olarak yapmak için bu işe başladım. Eğitimin önemsediğim için beni farklı kılıyor bu iş. Çünkü ben eğitim diyorum öncelikle, sonra bir ticaret diyorum. Bundan dolayı da hiç pişman olmadım. Çok şey kaybettim ama olsun. Bir şekilde uzun vadeli düşünen insanım. Uzun vadede eğitim sektörüne çok şeyler kattığıma inanıyorum. Bunun için de tercih etmeliler. Bir kere eğitimin yanı sıra beslenme çok önemli. Yoğurdumuzu devamlı 7 yıldır kendimiz yapıyoruz. Pazardan alışveriş ediyoruz. Hiç mevsimsiz sebze tüketmiyoruz. Dip frizimiz var. Dip frizde barbunyamızı, fasulyemizi yazdan alıyoruz, koyuyoruz. Ben de tam onu soracaktım sizlere Mine öğretmenim. Bu anaokulumuza gelen yemekler catering şirketinden mi geliyor yoksa sizler özel olarak burada mı hazırlıyorsunuz? Hayır. Aşçılık belgesi olan aşçımız var. Ciddi bir şekilde kursa gönderdim o arkadaşı ve belgesi var. Bu belgesi olan arkadaşımız bize fırınlarda %99 fırında yapılıyor yemeğimiz ve çiğden pişiyor. Örneğin bir karnabaharı %90 çocuk sevmez. Ama biz bunu kıymalı karnabaharı fırına atarak onu bir lezzetlendiriyoruz. Lezzetli bir şekilde olduğu için çocuklar da güzel bir şekilde yiyorlar. Sebze yemeyen çocuk hemen hemen yok. Ve sebze ağırlıklı beslemek zorundayız çocuklarımızı. %90'ında çok affedersiniz kabızlıklar, hastalıklar var ve beslenme sorunu var. Bu beslenme sorununu ancak böyle halledebiliriz. Ben şimdi yemekhaneye gidiyorum ve bir bağırıyorum. Hadi diyorum aslanlarım ne yaptınız bakayım gözler parlamış mı? Bir bakıyorum hepsinin gözler açılıyor. Ben yedim. Ve bu enerjiyle hepsi yarış halinde yemek yiyorlar. Yemek yemeyen ve sebze tüketmeyen öğrencimiz hemen hemen yok gibi.